Ah teni esmer, esmer yer ister. Mesafeyi sorun etmez, acil çağır yeter. İlk seferde bulamaz, doğru adres kapın o. Evet, bildiniz başından beri kendisi Robert Hatemo. Yürü, Allah sizi kahretmesin. Ha, nasıl girilirmiş görürüz şimdi. Yürü. Gel. Ah ne güzel kulis. Ne güzel kulis. Ah. Gördüğünüz gibi kendisi burada. Efendim bu her yıl geleneksel olarak düzenlenen kekava güreşlerine hazırlanıyor. Çok severim kendisini. Aynı zamanda da çok iyi bir sporcudur. Merhabalar. Hoş bulduk. Böyle ters durmayayım istiyorum. Alnınıza koymayınız. Efendim ilk başta bu ANG Craft. Efendim böyle. ANG Craft'a teşekkür ediyoruz efendim. Biz bugün teşekkür ederiz. Mi? Evet o sizin. Yalnız evde aç. Evde mi açayım? Bazı sürpriz bir şeyler olabilir içinde. Neyse çok büyük değil Allah'tan. Yok çok büyük değil ama eline koymuş olabilirler. Olabilir. Yani. Sürpriz aldım da. Öyle mi? Bilemedim. Büyük mü nasıl seversiniz, küçük mü seversiniz, orta boyun seversiniz? Ay onun küçüğü mü oluyor ayol? Hiç denk gelmemiş. Ay çok teşekkür ederim. Büyük ama. Olsun idare ederim. Bu da var. Ben onu tercih çantama öyle sığıyor mi? Çünkü her yere götürebilirim. Tevazısınız efendim. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok fena bastın beni. Evet vallahi baskın basanıdır. Evet. Bir de kapıya yazmışlar. Ona izinsiz girilmez. Aa, rezil. Robert Hatemo'ya geleceğim, izin alacağım Allah aşkına kapıda. Arkadaşım. Hoş bulduk. Ay hadi gel oturalım. Şimdi sen nasıl istersen yan yana oturalım. Hadi oturalım. Böyle işte spor yapıyorum. Sahneye çıkmadan. Çok iyidir, huyunu çok severim. Siz sormadan anlatmaya başlar. Sabahın 5.30-6'sında Sezen Aksu 1, o 2. Arar. Tabii Sezen Aksu da böyle. Muhabbete hasret kalmışız herhalde ondan. Herhalde öyle. Yazık bize. Allah devamını getirir. Sen güzel adamsın. Teşekkür ederim, sen de öylesin. Nasıl gidiyor peki hayat? Güzel gidiyor çok şükür. Sağlığımız yerinde. Evet. Gerisi boş. Aynen doğru söylüyorsun. Hepimizi böyle etkisi altına alan bir pandemi süreci yaşadık. Evet. Ne yaptın pandemide? 3 sene. Kas yapmışsın. Onu hep yapıyorum. 2010'dan beri yapıyorum. Evde oturduk vallahi. Yemek yaptık. Lahmacun bile yaptım evde. Yaptın. Nasıl? Bol soğanı yapaydın. Tabii. Tabii. Çiğ köfte yaptık. Lahmacun yaptık. İşte öyle takıldık. Aynı şimdi işte deprem mevzusuna yine o dönem gibi oldu. Evet. Uzun bir süre oturduk. Bu arada bütün bu dünyadan göçenlere Allah rahmet eylesin. İlk defa amin. Böyle bir çekim oldu bu olaydan sonra. Bir de o çok hissidir böyle Allah şey. Şeyde kalanlara sabır versin. Amin. Sabır dilemek de iyi değil diyorlar ama bir nasıl bir şey bilmiyorum. Başka bir şey söyledi. Hani sabır bilemiyoruz. Olsun, Allah geride kalanlara sabır versin amin. Diyelim. Amin. Bir daha da olmaz inşallah. İnşallah olmaz. İnşallah. Yüzüm şimdi gözüme batıyor. Yüzüğüm mü? Evet. Biletten mi aldın? Hayır, şöyle bir şey oldu. Şimdi buraya gelirken deniz geçtik. Böyle hani deniz feribota bindik. Ha. Bir yakadan bir yakaya geldik. Dalıp mı aldın? Ne yaptın? Hayır. Ben şimdi dedim ki böyle üstümde bir uzun bir zamandır bir böyle ağırlık vardı, bir şey vardı. Hı. Hiç kendimi iyi hissetmiyordum. Hı. Ondan sonra böyle hani eskiler derler çok önemli bir şeyini at denizin üstünden geçerken büyümüyü bir şey varsa çeker gider başından. Donunu mu attın? Hayır yani gerçek yüzüğümü atmışım, imitasyonu kırakmışım. Ama olsun, biliyorsun beni çalışır yaparım. Yine yaparsın. Herhalde. Şimdi sevgili Robert Hatemo, efendim seni çok seviyoruz. Bunu sana söyleyeyim. Arkadaşımsın diye söylemiyorum. Bu adam çok özel bir adam. Bu arada gerçekten antrenman yapıyordum sahneye çıkmadan. Onun için böyleyim. Üstüme bir şey giyeyim mi acaba? Giy hadi giy. Giyeyim mi? Çok giy. Böyle şey oldu. Giy. Yok güzel, kısmetin açılır. Efendim yani kendisi giyindi, ben de soyundum. Evet. Beni giydirdi, kendi soyundu. Evet, üzerimdekini çıkardım. Nasıl ama bluzum? Şahane. Vallahi 45 yaş üstü Rus kadınlara. Vallahi gel şöyle sürekli böyle yapıyor. Bu benim ikinci gelişim kulisine ziyareti. Zaten geldiğinde dedim ama ki ay. Çekim yapamadık. Öbüründe yapamadık zaten. Geldiğinde dedi çok güzel oldu dedi. Çekimi yapalım dedi. Dedim ki böyle her halimi mi çekeceksin? Evet dedi. Evet ben öyle istedim o zaman. Çünkü dokumentary tadında olsun istedim. Hatıra kalsın istedim. Tamam. Ve bu adamı tanıyın istedim. Vallahi. Ay memelerine bakmaktan kendimi alamıyorum ki. Vallahi Allah senin gözünü kör etmesin. Allah istersen sonra ben bluzumu de çıkaracağım sana. Yapar aşk olsun. Yaparım tabii ki. Sen zaten prenssin. Onu ben sana söyleyeyim. Ben aşksız prensim. Onun için bak böyle koltuklara layık gördün. En sevdiğin şarkın? Benim mi? Evet. Yani okurken candan okuduğun en sevdiğin şarkın? Tanrımı çok seviyorum, Selami abinin. İkinci albümde okuduğum şarkı. Ne bileyim çok var şimdi. Hangi birini diyeyim? Giden candan gidiyor diye bir şarkın var. Yeni, onlar yeniler. Onlar yeni. Gerçi kaç canın kaldı peki? Kedi gibi he. Joker hakkını kullandın mı? Yok kullanmadım daha kullanmadım. Bir tane gitti. Kulüm yapıyorum. Yok, alamıyorsun. Vallahi gitti. Ha. Bir gitti. Bir tanesi gitti diyor. Bir 10 küsür sene önce bir böyle gitti. Sıyrıldık ucundan. Bakalım kaç tane kaldı. İnşallah bir sürü can. Herhalde. Bilemiyorum. Ha? Yaptığımız iyiliklerin karşılığında can alıyormuş. Can veriyorlarmış bize. Onu ben bir türlü yapamıyorum. Acaba öyle oluyor mu? Yoksa işte hakikaten yazılımı, günün tarihi işte bilmiyorum. Ne kadar kaldıysa o kadarı yaşayacağız. Şey sormak istiyorum. Gerçek sevgi gerektiğinde vazgeçmeyi bilmek midir? Ciddi mi soruyorsun? Ciddi soruyorum tabii ki. Ne bileyim bazen halledeyim. Ben de yaşlanıyorum ama bir de oraya verin yani. Yaşlı değiliz de ama yaş aldık. İşte o da yaşlı değil şeyin üstünü örtmesi. Evet. Tıp ilerledikçe kendimi genç hissediyorum. Çünkü 90'a kadar yaşatıyorlar. Makineye bağlanıyorsun bilmem. Yok ki senin. Şimdilik yok canım. Yani başımıza bir şey gelirse yaşayacağız. Tıp ilerledi ondan dolayı. Neydi sorun kız unuttum. Sen gerçek sevgi gerektiğinde vazgeçmeyi bilmek midir? Yani onu belki doğrusu o olabilir gerçek sevgi. O da gençken yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum onu. Gençken hırslı oluyor insan, ateşli oluyor. Gençken ama şimdi yapabilirim yani. Vallahi. Yapmadığım şey de değil yani yaptım. Yani ben genelde hep şeyi tercih ettim. Yani adamlar gitsin, malları kalsın. Ben onu tercih ettim. Çok güzel. Ve hep öyle oldu. İdeolojini. Çok güzel, ne güzel. Elizabeth Taylor ne güzel demiş. Erkekler gider, elmaslar kalır demiş. Evet, öyle mi demiş? Öyle demiş, kaçar. Kaçar. Vallahi. Şimdi mesela var mı yeni albüm, yeni bir şeyler? Yeni şarkı var bir tane işte yaptım. Hı. Klip çekeceğim ona. Herhalde Ramazan'da çekeriz diye düşünüyorum. Ramazan'da çekersin. Çünkü zaten bir de her sene 10 gün önce geliyor biliyorsun. Evet. Dağıtım izni kullanmayınca 10 gün önce geliyor. Evet. Hangi şarkıyı çekeceksin? Yeni bir şarkı bilmiyorsun. Peki kimden alacaksın? Yıldız'dan. Baksana bir şey söyleyeceğim şimdi. Z kuşağıyla çalıştım, rap yaptım. Rap yaptın. Evet. Kore'den de dansçı getir. Yok ben onları çekemiyorum. Niye? Çok seviyor bizim gençlik, çekik gözlü olsun. Yok be bence trend diyedir. Kimsenin sevdiğini düşünmüyorum. Sevdiğini düşünmüyorsun. Peki bana geçen sefer söz vermiştin kulisine geldiğimde. Yıldız Tilbe'ye soracaktım. Benim onun taklidini yapıyor olmamdan mutsuz mu? Olmadım ki. Görüşmedim çünkü. Vallahi. Görüşmedim evet. Ama çok kısa bir süre oldu. Biz öyle haftada bir görüşen tipler değiliz ki. Bazen 3 senede bir bazen ayda 10 kere yani. Vallahi. Öyle yani evet. Neyse görürsen yani şimdi kadıncağızı yolda görsem yanına yaklaşayım mı yaklaşmayayım mı diye bir şey yaşıyorum. Çünkü anladım çünkü ortaya söyledi. Taklidimin yapılmasından rahatsız oluyorum gibi ya bir şey. Aklıma gelmiyor ama birkaç kişi var hakikaten çok kötü yapmışlardı. Ama bunların senin içinde sen olduğunu düşünmüyorum ben. Vallahi. Sorarsın onu da tam tescilleriz o zaman. Artık yani kaç sene sonra sorarsın. Bir şekilde senin işinin bir parçası bu. Hani önüne gelen yaptı ya. Evet, ya ne bileyim yani lüzumsuz bence de yani. Hani. Ne akıllı karayım hemen kendimi bak. Evet, hemen kendimi aklatıyorum bir yere koydurtuyorum. Yok bence öyle inan sanmıyorum. Vallahi. Seviyordur. Evet. Yani inşallah seviyordur. Yani akşam seviyorsa sabah uyandığında sevmeyebilir. Niye yok sanmıyorum. Vallahi. İyi peki. Hayatta neler yapıyorsun şimdi? Mesela buraya geldin, tekrar İstanbul'a döndün. İstanbul'da evde ne yapılıyor? Robert Hatemo yatağından kalkıyor. Akşama kadar ne yapıyor? Kalkıyorum, rutin oldu. Söyleyeyim sana. Her sabah hazırladığım bir sumut'im var. Çimen suyu. Yok. O kadar halli şeyler yapmıyorum. Yani. Yapma, karnın ağrır. Yulaf. Söyleyeyim mi? Söyle. Yulaf, kefir, muz, bıldırcın yumurtası, çiğ. Pahalı, çok pahalı bir şeymiş o. Protein tozu. Yok değil be, pahalı değil. Protein tozu, işte efendime söyleyeyim, zerdeçal katıyorum arasına. Bazen bir armut falan katıyorum, çarpıyorum, içiyorum. Çocuğum var, panduşum. Köpüşün mü? Köpüşüm var. Onun mamasını veriyorum. Çok masraflı oluyorlar, öyle diyorlar. Yok, maması var, ne masrafı olacak? Bilmiyorum yani. Pomeryanlar için mi? Evet. Yok. Sevgilinden daha masraflı diyorlar. Yok canım, sevgiliden daha masraflı olur mu? Sevgili masraflı. Sevgili masraflı. O yüzden sevgilimiz yok değil mi? Senin olsa? Ya ben kendi masrafımı karşılatacak insan isterim. Ben kimsenin masrafını karşılayamam. Bence de öyle olmalı. Bence de öyle olmalı. Senin gibi parlayan bir yıldızın. Ay, evet. Parası, ben bir erkeğin parasını yiyorsam çok mutlu oluyorum. Biliyor musun? Olmaz ki. Bence de. Çok seviniyorum. Çok mutlu hissediyorum ki. Şarkı yazıyor mu Robert Hatemo? Valla uzun zamandır yazmıyorum, hissetmiyorum. Ondan sonra işte rutin telefonlarımı bakarım, işte sosyal medyaya bakarım. Haluk Şentürk'ün 22 tane cevapsız araması olur, değil mi? Haluk çok aramaz beni Haluk. Madilik mi var? Yok yok. Bülentlerden, yıldızlardan bana fırsat kalmaz. Doğru söylüyorsun. Bir şey diyecek diyemiyor. Hayır, hiç. Onunla biz arkadaşız, 25-30 sene olacak. Efendime söyleyeyim. Hava güzelse bir bahçeye çıkarım. Ondan sonra işte çok evden çıkmıyorum ama bahar yaz geldiğinde yazlığa gidebiliyorum. Bu sene annemle birlikteydim yazlıkta, bütün eşyalarımı aldım. Oradan işlere gidip geldim. Nerede yazlık? Ayvalık'ta annemin. Ay çok güzel bir yer. Annemin ilk yalnız kaldığı sene olacaktı. Babam vefat etti. Ay Allah rahmet eylesin canım benim. Allah mekanı cennet eylesin. Hepimizin bütün ölmüşleri. Bunlardan böyle haberimiz olmuyor işte. Yani o kadar çok karma karışık, gereksiz, çok bildiğimiz şeyler var, duyduğumuz. Ondan sonra öyle yani çok bir şey yok. Eskiden daha eğlenceli bir hayatım vardı. Pandemi de iyice durdu her şey. Pandemide bir de kalabalıktık. Evde arkadaşlar vardı, hep beraberdik. Öyle bir 4 kişi falan. Öyle geçiştirdik. Öyle geçiştirdik evde o seneydi. Aman, neyse sağ salim atlattık ya çok şükür. Atlatamadık sağ salim, babama olan oldu. Babacığınıza olan oldu. Allah geride kalanlara sabır versin. Amin hayatım. Öyle pek bir şey yok yani, spor yapıyorum. Sahneler devam ediyor. Sahneler devam ediyor. Zaten sahne olacağı zaman sahneden 2 gün önce başlıyor bendeki şey. Heyecan, hareket. Sesini aç, bunu aç, ne giyeceksin, ne yapacaksın, bilmem ne, yok saç, yok sakal. Ben de öyle çalışıyorum, direkt dansıma bilmem ne, çok gerçekten çok şey oluyorum. Zor, gerçekten çok zor. Tabii, kayamamak da var o direkte. Evet, kalıyorsun tepesinde. Böyle dön dönemiyorsun ayol. Kaç tane işimden atıldım öyle. Dönemedim, 3 kilo var diye, 3 kilo fazla var diye. Nankör. Bence de. Çok teşekkür ederim kulisini açtığın için. Şimdi şöyle kulise bakıyorum, yatakta bir şeyler oldu mu? Benim mi? Yatak burası. Senin değil ya. Burası mekanın bir odası. Bugünlük bana tahsis ettiler. Bugünlük sana tahsis ettiler. Olsun mu? Olsun vallahi, baksana deniz manzarası, yatak. Maşallah bir de bir sofra var anam, hepsini sen mi yedin onların hepsini maşallah. Sahneden sonra o zaman. Sahneden sonra. O kadar yemiş, sahneye de çıkacak bir enerji, ondan sonra artık. Belasını sen yedin. Evet ben yedim de arsız ekibe de hazırlattım, kendim de yedim. O geldi kuş kadar bir şey aldı gitti. Ne yapayım, benimle arkadaş olacaksınız, ben böyleyim. Sonra da direkt dansı yapamıyorum diyorsun. Evet, buramda kaldı direkt. Hep buralarım direkt izi, et izi oldu. Kesik et kesik. Çok teşekkür ederim. Seni burada hazırlanırken çekeceğiz. Biraz daha spor yapacağım. Tamam işte spor yap. Sonra saçımı sakalımı hazırlayacağım. Tamam. Sonra giyeceğim. Çünkü çok uzatmıyorum ki, o da sahneye hazırlanacak. Yarım saat, 1 saat sonra adamcağız sahneye çıkacak. Herhalde donumla falan çekmezsin değil mi? Çekeriz, ben kendim izlerim onları. Anlaştık. Tamam. Ben onu kendi telefonuma saklarım onları. Ne kadar iyisin. Rica ederim, gel öpeyim seni. En sonunda oldu. Ne oldu? İçinde yükseltici var. İçinde yükseltici. Ay, sen evet, bilirsin böyle şey. Herhalde bilmez miyim? Az kullanmadım. Her boku da söylettin bana. Öyle söyle artık Allah aşkına. Yani bildiklerimizi götüreceğiz sonra bu dünyada bizimle beraber. 2 santim 3 santim. Çok yani 1 santimin bile çok değeri var, yeri geliyor. Yokken olmadığı zaman. Çok önemli. Herhalde arıyorsun, insan arıyor. Neydi koyunun olmadığı yerde? Keçiye Abdurrahman Çelebi derim vallahi. Bak geçtim seni, gördün mü? Evet, çok güzel oldu. Çok... Üstüne ne giyeceksin şimdi? Üstüme 2 tane var. İkisini de giyeceğim de hangisini önce giyeceğim, hangisini sonra? Yok 3 tane almışım, tövbe. Ne var şimdi? Bir tane ha, böyle bir çiçekli var. Bir bu var. Ha. Bir de böyle normal garson işi var. Ha. Sen böyle seversin. Ben garson seviyorum. Sanki o İngiliz kızlar vardır ya, hani Marmaris'e gitti mi birer garson bulurlar. He. Koca. Ben de onlardanım yani. Senin böyle bayılıyorum. Takımım siyah. Peki. Sen bilirsin bence. Bunu giyeyim diyorum. 2.'ye de bunu giyerim. Bu daha güzel bir. Yani böyle iç gösteriyor biraz. Bir şey gösteriyor. Aa. Bu daha iyi gösterir bence. Nereme tutayım da göster. Bilemedim ki. Aa. Yok bu güzel. Bu güzel bu. Bu. Evet. Tamam. Yani. Nasıl maldan anlıyor bu? Vallahi, Amerikan. Amerikan herhalde, anlarız maldan ayol. Onu giyersin. Ben onu çok beğendim vallahi. Evet. Azize onu beğendi, o giyilecek. Evet, onu giyecek, ben onu. Bir de anacığım yani masaj yapmadan da maşallah sahneye de çıkmıyor, bakar mısın? Bu sanatçı milleti böyle hayatım. Evet. Masaj yaptırmadan sahneye çıkmıyormuşsun. Ay. Ay şu an çok savunmasızım. Vallahi çok savunmasız. Sen mi sallanıyorsun? Ben sallıyorum tabii. Salladım tabii. Bende her yol var da bakma çok iffetli duruyorum. Mecbur. Vallahi anam şu adamla yani kaç kişiler kulisin içinde, bir yalnız bırakmadılar şu adamla beni. Bilerek mi bırakmıyorsunuz acaba? Ya hadi gel gömleğini giydireyim. Ama daha şey, yüzüme BB falan süreceğim. Ha, yüzüne BB süreceğim. Nerede süreceğim BB'yi? Aşağıda. Süreceğim zaman gelirsin. Tamam hadi, süreceğin zaman gel. Git çişini, belki çişini yapacaksın. Hadi git yap tuvaletini bir şey. Azize! Efendim? Gömleğimi giydireceğim. Ay hemen. Hadi gel. Hadi koş. Ay. Şunu mu? Evet. Ay. Kahverengi. Ay panik yaptı arkadaş. Panik yaptım tabii. Dur bir dakika. Ben giydireyim ki. Ay. Tamam onlar kalsın. Ay, gel. Hiç kadınlık yok. Ben toplayacağım oraları. Aşk. Ölümü gör. Allah aşkına. Allah korusun. Heh. Giy. Görüyorsunuz değil mi? Koskoca Azize. Şöyle gel. Akşam diyorum çocukları erken yatırayım. Duşlarını da aldırayım, yatayım. Evliliğimiz hakkında konuşalım istiyorum. Aman. Annemler Silivri'deki evi ablamalara vermişler. Eniştemlerin işleri bozulmuş diye. Sana bir bok yok yine. Bana bir bok yok yine. Ay, olsun aşkımız. Aklım ilk evliliğime gitti, görüyor musun? Vallahi arada böyle oluyor, bipolar olma ben biliyorum. Gidiyor geliyor. Ay çok bak, güzel aynı oldu. Transparan oldu. Evet, transparan oldu. Hadi gel. Hadi. Ay. Yerim ben seni. Hadi. Kılıçla sokayım mı? Sokma canım, öyle ya. Kalsın. Yok öyle. Deme. Yok. Ha, böyle iyi. Böyle güzel. Böyle beğendim. Ama çok ilikledin. Ne bu böyle? Gel biraz açalım şurada. Ha, imam gibi. Seyirci görsün. Dur. Şöyle. Ha, o kadar iyi canım. İyi, o kadar iyi. Da. Ben de kıskanırım. Arası yok. Fazla olsun istemem. Evet. Dur. Ha. Şöyle güzel vallahi. Teşekkür ediyorum. Heh. Çocukları uyut. Tamam. Çocukları güzel bir karnıyarık yap, ben geliyorum gece. Tamam. Fırına vereyim mi yoksa öyle yağda kızartayım mı? Öyle mi? Yağlı olsun. Üstüne dökersen biliyorsun. Ay şeyle yapıyorum. Hiç. Hadi. Bay bay. Hadi kocacığım hadi. Allah hayırlı işler. Hayırlı rızıklar versin. Hadi bakalım. Ay şöyle bir gurur patlat şurada. Benim kocam çok gururludur. Allah'cığım. Vallahi. Bir gurur patlar şöyle bir. Sonra ben ne yaptım deme. Hasret vurdu döndüm deme, aklım sende bilsen bile, aşka galip hep bu gurur. Ay 41 kere maşallah. Yalnız orası tuvalet, kulise burada. Aşkın tuvaleti işim var. Ha. Niçin var kız senin orada? Ben olmadan bu evde neler dönüyor böyle? Aa! Neler dönüyor bu evde? Neler dönüyor bu evde? Hadi tutmayın bizi, hadi. Ay ne güzel yerler. Ay ne güzel yerler, ne güzel seyirci. Ay. Mikrofonu mu çekmiyor? Ah ne güzel yerler, ah ne güzel seyirci, ah ne güzel keltoş, yerim seni. Ay, 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 ay ne çirkin karılar gelmiş. Yavaş gel, yavaş. Allah kahretmesin. Yavaş gel, kalbim olacak. Ay bir dakika dur, çok beğendim sizi beyefendi. Ay yerim seni. Ay kız seninki ekti seni herhalde. Gelmedi. Ne güzel bir mekan. Şöyle kocaman bir alkış istiyorum efendim. Ay. Ay yok. Bana dedik. Ay çıkacağım senin sahneye alacağım. Ay bu kadar bekletin, sakallarım uzadı içerisi. Yok öyle bu kadar. Aşkım. Hiç uzatmıyorum. Çiçek gibisin. En öyle de şöyle güzel yemekler yapacağım. Ama mikrofonunu düzelt. Mikrofonum kötü hayatım. Mikrofonum kötü. Evet. Bana dediler ki hoparlöre yanaşma. Çok yumuşat şunu mikrofonu. Yumuşat. Daha ne kadar yumuşayabilirim. Erkek gibi çıkıyor sesine, inanamazsın. Ha? Erkek gibi çıkıyor. Erkek gibi çıkıyor. Bu karıdan bir farkım yok aslında. Seyirci beni. Aman hemen açmışsın telefonunu. Ben de açayım istersen. Eve boş dönme. Bir iki görüntü götür. Ay ne kadar azgınım. Beğendiniz mi sürprizimi? Harika, harika. Çok beğendim siz. Herhalde Amsterdam'da tanıştınız. Ay yok. Kız bana bak. Bu masa menoposta burun. Çok böyle ensene buz söyle. Müessese getirir, ateş basarsa koyarsın. İyi olur. Onlar çift gelmişler. Belli zengin. Senin 2 tane taksidin vardır, öder mi? Efendim? Sola yatırmışsın. Yok, sen sağaydı, ben hatırlıyorum. Seni hatırlıyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl bakayım? Şöyle kocaman bir alkış istiyorum bu muhteşem orkestraya.